Evet, videomuzu izledik. Video epey bir vaktimi aldı editlemek, kurgu yapmak. Fakat keyifle yaptım, çok keyif aldım ve umarım siz de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Şimdi bu tankla alakalı tarihsel bilgilere geçelim. Ha, bana olan tarihsel bilgilerden detayını ver, teknik detayını ver, savaşına geçiriyorsanız şu dakika gidebilirsiniz arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından tank tasarımcıları Alman meslektaşlarından çok çok etkilenmişti arkadaşlar. 1949'ların başında bu tank ilk üretilme kararı alındı. Ve dediğimiz gibi aslında baktığınız zaman tankın profiline daha çok bir Alman tankını, Tiger tankını tanımsatıyor. Ve yine Tiger tankına benzeyen zırh şablonu da ortaya çıktı. Aynı birebir olmasa da buna çok yakındı. Neydi o abi? Ön zırhı güçlü, tarete güçlü, ağır, güçlü topu olan etkili bir tank yaptılar. Tabi bu yaptılar demek aslında çok da doğru olmaz. Çünkü bu AMX M4 sadece ama sadece kağıtta kaldı arkadaşlar. Fransız ordusu 1946'larda ARL-44'ü üretti. Fakat bu tankın geçici bir proje olduğunun farkındaydı. Çünkü Tiger gibi bir tanka karşı ARL-44 gibi bir tankın çok fazla bir şansı yoktu. Tabi yine Alman mühendislerinden ilham alınarak bu tank kağıt üzerine döküldü. AMX tankı ilk olarak arkadaşlar 1945 tarihinde projelendirildi. Bu süreç 1949'a kadar sürdü. Çok fazla değişiklik yapıldı AMX'in üzerinde. 50 tondan 70 tona kadar çıktı bu tank kağıt üzerinde. Daha sonra beygirleri değiştirildi. Ön zırhı farklı tekrar değiştirilmek zorunda kaldı. Birçok şekilde AMX ile oynamak zorunda kaldı Fransız mühendisleri. Daha kağıt üzerindeyken ve ilk olarak 1945'te bu projelendirildi. AMX projesi. Tabii 1945'te projelendiren bu tank 1949'lara kadar uzadı. Taslak olarak çok fazla değişiklik oldu dediğimiz gibi ama asla ve asla sahalarda görmedik. Bu kısa bilginin ardından arkadaşlar hep birlikte AMX tankını biraz daha detaylı inceleyelim isterseniz. Şimdi AMX tankının gördüğünüz gibi iyi bir hasar ortalaması yok. Hani seviye 8'de IS-3'ler vesaireler 400 küsur vurur. Hatta bakalım hemen şöyle IS-3'ü burada 390 vesaire vurur. Ama AMX tankımız 300 vuruyor. 300 hasar ortalaması görünüyor. 232 deliyor. IS-3'e bakalım kaç deliyor. 225 deliyor. Bu anlamda topu kendi sınıfındaki tanklara göre daha fazla penetrasyonu olan bir top AMX tankının. Bu anlamda artısı var. Tabi burada nişan alma biraz kötü. Bu anlamda yine dağılması da biraz kötü. Nişan alması biraz sıkıntılı. Ön zırhı çok iyi. Taret zırhı çok iyi. Taret zırhının üst tarafı birazcık sıkıntılı. Buradan çok fazla hasar yiyebilirsiniz. Ön zırhına şöyle bir baktığımızda biz bunu şimdi tank cici'den de inceleyeceğiz. Ön zırhına şöyle bir baktığımızda arkadaşlar kule zırhın 250 mm olduğunu görüyoruz. Tabi bu tank cici'de farklı değerlere sahip. Burada en kalın yerini gösteriyor bize. Gövde zırhı 190 mm arkadaşlar ama bu şuradaki açıdan dolayı görüyorsunuz. Şuradaki açıdan dolayı bu zaman zaman 220-230 mm'lere kadar çıkacaktır. Yan zırhlara baktığımızda kule zırhı 120 mm, gövde zırhı 55 mm. Özellikle side scrap yapayım kafasına sakın girmeyin bu tankta. Şu kesik bölgede ise sizin mühimmat depolarınız var. Buradan bol bol mühimmat yiyebilirsiniz. Orayı da korumanız gerek. Yani bu tankta siz düşmanın üzerine dümdüz olduğu gibi gitmeniz gerekiyor. Şu şekilde basmanız gerekiyor. Alt plakayı ve şurayı üst taraftaki komutan kapağını korumak şartıyla. Evet, hareket kabiliyeti ağır bir tanka göre fena değil aslında. Azemin hızı ileride 40 km, ileri doğru 40 km, geriye doğru 15 km.
Fakat fena değil ya, 40 kilometre çok iyi bir oran diye olabilirsiniz. Fakat arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu hızı sürtünme katsayısı çok fazla bunun. Yani toprak ya da çamurlu ya da ıslak bir zeminde çok ciddi bir şekilde yavaşlıyor tankınız. Bu 30'lara 32'lere kadar düşüyor. Ama düzgün asfalt bir yoldaysanız 40 km hızla gidebiliyorsunuz. Şimdi hep birlikte bir tank GG'ye bakalım. Oradaki zırh şemamız nasıl Fransız tankınız? Burada gördüğünüz gibi zırh şemamıza tank GG'den görebiliyoruz. Bu siteyi siz de inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Google'a tank GG yazın, direkt çıkacaktır zaten. Şimdi şu şekilde durduğunuz zaman düşmana bakın, alt zırhı da açıldı. 262 mm oluyor. IS 3 kaç deniyordu abi? 225 mi 230 mu, o civar deniyor. Bakın delemiyor alt zırhında. Üst zırhından da delemiyor. Hele bilmeyen birine denk geldiğinizde siz bu tankla, yani bu tankın zırh şemasının nasıl olduğunu bilmeyen bir oyuncuya denk geldiğinizde çok afallıyorlar. Zaten şimdi maç esnasında da göreceksiniz. Bakın o kesik dediğim yanaklar. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı 280-300 milimetrelere geliyor. Tareti zaten saymıyorum. Her yer rikoşe. Dolayısıyla şu açıdan baktığınız zaman muazzam bir tank. Komutan kapağından yiyebiliyorsunuz. Orayı korumanız gerekiyor. Bir de bu tankın en önemli özelliklerinden birini de ben es geçtim. 10 derecelik bir top eğilmesi var. Bakın atış gücüne geliyoruz. 10 derece. Sanırım T29 ya da T32 ile aynı. Evet, 10 derece. Gördüğünüz gibi çok amaçlı kullanabileceğiniz çok kaliteli bir tank. AMX M4. Bu tankla full down da yapabilirsiniz. Yani tepelerden şöyle baktığınızda delinemezsiniz. Yani zaten komutan kapağınızda, topunuzla vesaire şu açıyla kapatırsanız gördüğünüz gibi hem gövde zırhınız hem taret zırhınız muazzam seviyelere ulaşıyor. Ama dediğim gibi kesinlikle şöyle hani side scrap yapayım, şöyle durayım demeyin. Evet, şurası side scrap yapabilir ama şu gördüğünüz kesik noktadan çok rahat mermileri içinize alacaksınız anlamına gelir. Şimdi tankın zayıf noktalarını gördük. Tankın eksisini artısını anlattım. Şimdi hep birlikte bu tankla iki savaş yaptım. Bu savaşlar size tankı daha iyi anlatacaktır. Savaş sırasında ben zaten bunları anlatacağım size. O savaşları izleyelim ve ardından da savaş sonu skorlarımıza bakalım arkadaşlar. Evet, haritamız Lakeville. Seviye 8 ve seviye 6 tankların olduğu bir savaştayız. Diyebilirsiniz ki çok zayıf bir savaşa gelmiş. Hiç önemli değil arkadaşlar. Düşmanlar hata yapmış. Hiç önemli değil arkadaşlar. Sonuçta birileri hata yapacak ki birileri iyi oynasın, iyi oyun çıkarsın. Düşman hata yapmadan siz gol atamazsınız. Olay bu. Evet, maça başlıyoruz. Ben hemen ağır tankımla şehre doğru ilerliyorum. Rakip tanklara baktığımda hemen yine ben şöyle göstereyim size. Şöyle yapalım. Tüm rakip tankları görelim isim olarak. Karşıda bir tek M6 H2 E1 tankı var. Bu tankın da zırhı muazzamdır abi. Gerçekten çok ciddi bir zırhı vardır. Özellikle ön zırhı. Sıkıntılıdır bu tankın da. Şimdi burada pozisyonumu alıyorum. Gördüğüm bir tank var ve Panther 2 tankına 265 vuruyorum. Devam ediyorum. Orada bir tank daha görüyorum. Özellikle topumuzu da çok geç yüklemiyoruz. Yani reload süremiz de çok iyi. Çok uzun bir reload süremiz yok. Kör bir atış yapıyorum. Çok büyük bir ihtimalle soktum BK-30-02'ye. Orada bir CS görüyorum. CS'ye nişanımı alıyorum. CS taretim dönüyor. Yan geliyor derken önüme ARD-44 geliyor. Onu vuruyorum. Evet, onu da vuruyorum. Şu anda 572 demeçliyiz arkadaşlar. Bakın CS'den hemen sektirdik. Ardından ARD-CS arasında kaldım ve tekrar CS'ye vurdum. CS'den tekrar, hayır, T-34'ten sektirdim. Sürekli sektiriyorum. Bir kez daha sektiriyorum T-34. T-34 de güzel bir tanktır. ARD'ye tekrar sektiriyorum ARD'den ki ARD'nin topu da iyidir. Bir atışı da ARD'yi oradan da sektiriyorum. Bu arada arkamı kontrol ediyorum. Arkamda Deniz'le söyleyeyim. M6 tankı var. Gerçekten zırhı iyi, topu da iyi olan bir tank. Ondan çok çekiniyorum. Tabii öncelikle bu ARL'nin işini burada bitirmem gerekiyor diyorum. Bu arada zırhım sürekli sektiriyor. T-34'ten, ARL'den sürekli sektiriyoruz. Zırh sektirmemiz 1100'e kadar ulaştı. Orada ARL'yi garaja yolluyoruz. Artık tek hedefim M6. Bu arada arkamı dönerken T-34 bana bir tane vuruyor. Ve hiç beklemediğim 189 damage alıyorum. KV-2 görüyorum. KV-2 tehlikeli bir tank. Atışımı yapıyorum. KV-2'ye hasarım veriyorum. 312. Geri gelirken T-150'den yiyorum. Bir de topçu ateş ediyor.
kaçıyorum onlardan ve takım arkadaşlarım. Ardından topçu aynı bölgeye ateş ederek KV2'yi garaja yolluyor ve yine M6'ya bir şok hasarı veriyor. Daha dikkatli oynamak zorundayım çünkü takımın bana ihtiyacı var. Takımda top tire tankım. Bakın burada buraya kadar çok hızlı anlattım. Çok hızlı anlattım. Çok hızlı konuştum. Şimdi burada M6'nın gövdesinin ne kadar iyi olduğunu gördünüz. Az önce atışımı yaptım ve sektirdim. Şimdi karşımda toplamda 3 tane tank var. Demin çok fazla ön zırhımızdan sektirdik. Zırhımızın ne kadar aktif olduğunu yine göreceksiniz. Tabii zaman zaman aklı çalışan, kafası basan ve benim komutan kapağımı ateş eden arkadaşlarımızla olduğunu göreceksiniz. Hemen T150 atışını yapıyor, sektiriyorum. M6'dan M6 atış yapıyor, paletimde eritiyorum atışını. Burada M6 ile kafa kafayız. Bu arada maç dizilimi bence çok iyi olmuş. Niye? Benim gibi zırhlı bir tanka hemen karşıya M6'yı vermiş. Panther gibi bir orta tanka CS'yi vermiş. Vesaire vesaire güzel bir dizilim olmuş diye düşünüyorum. Devam edelim abi. Bir atış daha alıyorum. Paletimde ettim yine atışı. Yine ölümü veriyorum. M6'yı gördüm. Komutan kapağına bakıyorum. O da beni denemedi. Ben de onu denemedim. İkimiz de bakın M6 orada ne kadar rahat deniliyor ki. M6 çok yanlış çıktı. Hani M6 hatalı da çıktı bu arada. M6'yı tekrar deliyorum. Bizim M6 garaja gidiyor. Tabi arasındaki fark var. Çok ciddi fark var. Aynı M6 değil ikisi de. T150'ye topçuğumuz ateş ediyor. O da çok güzel bir destek veriyor açıkçası. Bu arada gold mermiyi geçtim artık ben. 2020 sektirmem var. 1800-1900'de hasarım var. Önümdeki cesedi kullanıyorum. Dönerken atış yiyorum. M6'dan suyu atıyorum ve suyu garaja yolluyoruz. Şu anda gayet iyi gidiyor her şey. Tekrar M6 ya nişanımı alacağım. Arkadan sararlarsa diye korkuyorum. M6'ya bakıyorum gövdesine ve bir kez daha 290 hasarı veriyorum. Arkadan sürekli sanki sarılacakmışım hissiyatım var. 8'e 5 oyun bizde gibi görünüyor ama hiç belli olmaz arkadaşlar. Çünkü rakibin de iyi tankları var. Özellikle buradaki M6 birazcık canını korusa çok ciddi sıkıntı yaşayacağız. Bakın şu anda epey bir canım azaldı çünkü M6 da bana fazladan bol bol mermi attı ve ciddi hasarlar verdi. Evet şu anda çok kritik bir sürece girdik. Benim sadece 153 canım var. M6'nın da aynı şekilde 67 canı var. İkimiz de hata yapmak istemiyoruz. İkimiz de tek atışlık durumdayız. Artık diyorum ki ben burada atışım garanti olsun çünkü M6'nın zırhını sektirmem ya da zırhını delememe ihtimalim var. M6'ya topçularımızla atış ediyor fakat bir türlü ona o hasarı veremiyoruz. Yüklenmez çıkıp vurmayı düşünüyorum. Evet topumu yükledim. İleri doğru gidiyorum. Topçu bir atış daha yapıyor. Ben M6'ya atıyorum. Sadece 13 hasar veriyorum. Belki zırh deliciyi kullansam daha iyi olabilirdi ama zırh deliciyi kullanmadım. Tekrar patlayıcı yüklü atışımı yapıyorum ve M6 takım arkadaşım tarafından garaja gönderiliyor. Hemen tekrar zırh delici mermi yükleyerek Panther 2 tankına doğru gidiyorum. Artık maç bizde ve şu anda 2858 hasar ve 2020 zırh sektirme puanıyla oyunda büyük bir ihtimalle liderliği koruyorum. Panther'in yan durmuş zırhına 370 hasar veriyorum. Panther'in mermisi yine paletimde kalıyor. Gerçekten çok başarılı bir tank olduğunu gördüğünüz arkadaşlar. Ne kadar gelen hasarları zırhında sektirdi, ne kadar güzel bir şekilde sektirdi bunları. Hep birlikte burada bunu gördük. Şimdi artık tek bir orta tank kaldı. Ona doğru basıyoruz. Artık maç bizde. Oyun gayet iyi bir oyun çıktı. 2020 zırh sektirmesi ve 3228 damage. Evet arkadaşlar, dediğim gibi ön zırhınızı verdiğiniz zaman özellikle aynı seviye ve sizden düşük seviyedeki tankların sizi delmesine imkan yok. Ancak kafası basacak, komutan kapağınızı ateş edecek, başka bir şansı, başka bir çıkarı yok. Onu da birazcık korumanız gerekiyor. Sizin işte ileri geri yaparsınız vesaire. Bu şekilde bu tankla aktif ve etkili bir şekilde oynayıp oyunu domine edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hep birlikte maç sonu skorlara bakalım. Bu premium tank bize kaç para kazandırmış? Savaşta neler yapmışız? Onlara bakalım arkadaşlar. Sonuçlardayız. Evet maç sonu raporuna baktığımızda 108.000 para kazanmışız. Hatta 108.000, 109.000 diyebiliriz buna. Yüksek kalibre bir madalyamız veriliyor bize. Çelik duvar madalyası veriliyor. Sektirdiğimiz mermilerden dolayı. Yine müttefik
madalyası veriliyor. Ve tapkan alamıyoruz ama onun dışında da birinci seviye bir böreve alıyoruz arkadaşlar. Şimdi iki takıma da baktığımızda burada ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Nasıl düşük seviyelerde ön plana çıkıyor tankınız. Hatta aynı seviyede bile, aynı seviye tanklarda, 8. seviye tanklarda bile ön plana çıkıyor. Onu da bir sonraki maçta göreceksiniz zırhıyla. Bakın gördüğünüz gibi 3500 hasar veriyoruz. Takımı sırtlıyoruz. Rakip takım çok kötü durumda. Ve benimle birlikte hani tankları eşleştirerek atıyor ya artık bot. Bakın benim tankımın eş değeri olarak M6 A2 E1 tankını atıyor. Zırhı son derece katil bir tank. Fakat hangi tank derseniz ben onu oynamadım bilmiyorum. Fakat AMX M4 49'u size şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 65.000 kar kalıyor. Yedek depoya da 10.000 gitmiş. Gayet kaliteli bir tank. Evet diyebilirsiniz işte 6. seviyeler vardı, 7. seviyeler vardı. Onlar arasında tabii ki ön planı çıkacak vesaire vesaire. Fakat seviye 8'deki maçları da göreceksiniz. Bakın bu maçı baz alabilirsiniz. Onun dışında tankın kalitesine seviye 8 maçlarda da hissediyorsunuz. Zaten bir tankı değerlendirirken arkadaşlar bulunduğu seviyeye göre değerlendirin. Yani seviye 8'deki maçlarda ne yapabiliyorsunuz siz? Ya da o tank ne yapabiliyor? Nasıl bir tank? Ön plana çıkabiliyor mu belli artılarıyla? Eksileri ne? Onları kapatabiliyor mu? Seviye 9, seviye 10'larda zaten bir Yak Tiger ya da işte bir IS-7 benzeri tanklar geldiğinizde karşınıza çok fazla bir şey bulmayacaksınız bu tankla. Fakat ona rağmen seviye 9'daki maçlarda birazcık kontrolü oynadığınızda ya da seviye 10'daki maçlarda çok zorlanmayacaksınız. Belki benim şansıma çok fazla seviye 9 ve 10 gelmedi açıkçası. Geldi oldu ama daha çok seviye 8'lerle, kendi seviyemdeki tanklarla oynadım. Evet, şimdi bir sonraki maça geçelim. O aynı seviyedeki maçlar. Bir de o maça bakalım. Ardından da o maçın raporlarını izleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bu ikinci maçımız. İlk maçı gördük. Bir ikinci maçımız da oldu. Bu aynı seviye tanklarla oynuyoruz burada. Mannheim hattını, Mannheim hattı adlı haritada oynayacağız. Burada tankımın ağır tank olmasına rağmen, 30 kilometrede gitmemize rağmen, 35-40 kilometrede gitmemize rağmen hemen hızlı bir şekilde ön tarafa çıkıp benden daha az yavaş ve daha geç buradan geçebilecek tankları açıp onlara vurmak istiyorum. İki tanesini açtım. Bir tanesine nişanımı alıyorum. Atışımı yaptım. Max açıldı. Pardon abi, bir dakika. Evet, gördüğünüz gibi nişanımı alıyorum. Atışımı yapıyorum. Bu sefer sektiriyoruz. Max açılmıyor. Tırtı Max açılmıyor. Bu sefer sektiriyoruz. Evet. Ardından aynı bölge diyeyim. Aynı bölgeyi, aynı hattı tutmaya devam ediyorum. Şimdi iki tankımız aşağı indi. Aşağı insem mi diye düşünüyorum. Fakat haritadan baktığımda yukarıda daha fazla tank olduğunu görüyorum. Burada bir tank görebilir miyim? Nişan alacağım. Tankı gördüm. Kayboldu. ARL. Pardon, AMX. M449L. Aynı tankın boyalısı. Bir anda kayboldu gözümüzden. O arada Centurion çıktı. Pardon, Löwe çıktı. Löwe'ye hasarımı veriyorum. Löwe benden sektiriyor. Hemen Karnarvon'u gördüm. Karnarvon da benden sektiriyor. 280 hasar sektiriyoruz. Ben yine ona hasar veriyorum. Burada kafa kafaya gidiyor. Çok büyük bir hatayla Löwe önümden geçiyor. Belki o hasarı göze alıp alttaki tanklara destek vermeyi düşündü. Onu ok geçerken ona atışımızı yapıyoruz. Hasarımızı ona verdik. Arkada bir tank destroyer UDES yatıyor. UDES'i görüyorum. Atışımı yapıyorum. 290 sektiriyorum ve 280 vuruyorum. Kör bir atış daha yapıyorum. Topumu gerçekten hızlı yüklüyor diyebilirim. Tekrar önümden geçen bir AMX M4 gördüm. Aynı tanktan çok fazla var. Büyük bir ihtimal takasla herkes aldı. Ona da hasarımı veriyorum. Şimdi AMX M4 benim gibi zırhlı bir tank ve o tepeyi iyi kullanabilir. Hulldown yapabilir. Kaliteli bir tank. Ben onu görüyorum. Biliyorum zayıf noktam. Benim tankımın zayıf noktası. Komutan kapağı görüyorum. Atışımı yapıyorum. Yine hasarımı veriyorum. Ve yine sektiriyorum. Bu arada artilerimiz onda boş geçmiyor. Ona da bol bol hasar veriyor. Şimdi burada artık 7-0 olmuş. Bizim sağ taraf koptu gitti. Ben nişanımı alıyorum. Atışımı yapıyorum. Yine bir kez daha boş geçmiyoruz. Topumuz iyi, zırhımız iyi. Bir kez daha sektirdik bu arada. Çok hızlı gelişiyor maç. Çok hızlı oluyor savaşlar arkadaşlar. Burada ileri doğru basmak istiyorum artık. Çünkü takımımız tamamen bu hatta yerleşti. Bu hattı tuttu ve hızlı bir şekilde
O hatta temizledi. Sağ tarafı temizledi. Biz de sol tarafı temizledik. Artık burada önümüze gelecek düşmanlara hasar verip damage köpekliği yapıyoruz. Tekrar Premium Victoria'ya 353 hasar veriyorum. Ve takım arkadaşlarım da diğer tankı garaja yolluyor. Bakın maç çok hızlı geçti. Aşağı yukarı 5 dakikalar sürdü. Ben bir de hızlı anlattım. Hızlı ileri aldım. Çok kısa süren bir maçtı. Fakat kendi seviyenizdeki maçlarla bakın görün abi lütfen. Zırhımın ne kadar etkin olduğunu görün. Zırhım çizik bile almadan full canla oyunu bitiriyorum. Ve iş yapmıyor değiliz. 2135 hasar veriyoruz. Ve 1740 zırhımız tarafından sektirdiğimiz hasar olarak kayda geçiyor. Şimdi hep birlikte bu ikinci savaşta seviye 8 tanklarla oynadığımızda bu ikinci savaşta tankımız neler yapmış, maç sonunda neler olmuş, ne kadar para kazanmışız bunlara bakalım arkadaşlar. Evet, maç sonu skorlara geldiğimizde seviye 8 bir maçta 78.000 para kazanmışız. Gördüğünüz gibi 2135 hasar vermişiz. Gayet başarılı görünüyor. Yine zırhımız tarafından sektirdiğimiz mermi de hasarda daha doğrusu 1740. Rakip takıma baktığımızda da onlarda da iki tane tank görüyoruz. Yüksek miktarda hasar veren. Fakat bizim takımın hasar ortalaması daha da yüksek. Yani gerçekten kaliteli bir tank arkadaşlar. Hani hangi tank alabilirim takasla diyordunuz. Çok soru geliyor bu aralar. Kafalarda çok soru var. Doğal olarak bir miktar altın vereceksiniz. Elinizdeki bir premium tankı vereceksiniz. Vermişken de açıkçası en kalitelisini, en iyisini almak isteyeceksiniz. Bu tank benim elime çok oturur. Bir Fransız olmasına rağmen çok çok kaliteli bir tank. Hepinize tavsiye ederim. Videoyu seyrettiğiniz için kısa tutmaya çalıştım. Bu kadarlık bir süreye sığdırabildim. Kusura bakmayın. Elimden geldiğince kısa yapmaya çalışıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz like butonuna basabilirsiniz. Beğenmediyseniz dislike butonuna basabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.